taciz mi ediyordu? Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyorum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. Şu anda anlatıyorum arkadaşlar. Denizli Cinayet Büro'dan geldiler. Ve gözaltı, alsanıza şu bardakları buradan. Şu bardakları alın. Alın bana, gelin yardım edin. Evet, gözaltına aldılar. Jimmy gel. Evet, Jimmy gel. Evet, helal olsun Türk polisine. Helal olsun. Evet. Gözaltına alındı. Ben de gidiyorum oraya. Ben de gidiyorum. Geliyorum. Bir dakika, geliyorum. Şu anda Denizli Cinayet Büro ekipleri geldiler. Evet. Denizli ekibi geldiler. İdris Bey, geliyorum. Merak etme. İyiyim. Her şey yolunda. Veysel. Sakin ol. Bir Veysel'le bir konuşmak istiyorum. Bir sakin olun. Arkadaşlar. Bir sakin olun. Ah, bir saniye. Ben bir konuşabilir miyim? Veysel'cim, sakin ol canım. Sakin ol. Herkes öfkeli olduğunu biliyorum. Ama bu yükten kurtulabileceğine de inanıyorum. Hocam, ben sizlere öfkeli değilim. Kim öfkeli olduğunu da biliyorum. Bak, ben seninle göz teması kurabilir miyim ben Veysel'le? Veysel'le bir göz teması kurmama izin verin. Veysel, göz teması kur benimle. Veysel, gözüme bakabilirsin. Hocam, bakarım. Kafanı kaldır. Hadi bak gözüme. Şu an nefesi zor oluyor. Tamam. Ha, Veysel. Veysel, bu cinayeti sen mi işledin? Hocam. Sen mi öldürdün? Söyle, bu yükten kurtul. Hocam. Hadi canım. Ha canım. Önce bir yudum sorabilir miyim? Olur. Arkadaşlar, su getirin. Su getirin. Hocam. Ses kayıt da Ayşegül zaten. Hocam. Kayıttayız. Kaçmayacağım, kimseye gitmeyeceğim. Tamam. Şuna çökebilir miyim? Yok. Şu anda artık seni Denizli Emniyetinden geldikleri. Hocam, çok sıkıştı. Tamam, kalbi sıkıştıysa. Tamam. Siz kendiniz emniyetten var arkadaşlar zaten. Hayır, ben. Bu cinayeti sen neden işledin? Bunu söyleyebilirsin bize en azından. Arkadaş, ben su veriyorum. Şey, tamam. Alın arkadaşlar. Allah. Tamam. Bir yudum su al. Bir saniye hocam. Hocam, bir dakika. Lütfen bir saniye. Su iç. Hocam. Su içer misin? Biliyorum, elim kelepçeli zaten. Biliyorum. Hocam, biliyorum. Müsaade edin, yanlı olsun yatayım yere. Lütfen. Yere yatırın. Çok yere yatırın. Rica ederim. Yere yatırın. Az bırak. Su içsin, su içsin. İdris Bey, çekilin. Yani hocam, müsaade et hocam. Tamam. Tamam, bırakamazlar. Hocam, emniyet bırakamaz. Emniyet hocam, bırakamaz hocam. Seni. Tamam canım. Ya benim. Sadece devriştireceğim azıcık. Yan. Çok kötü durum. Kalbi kötüymüş. Hayır, peki. Ya, vallahi o açıdan. Hadi ben size emanet ettim. Ya. Bu cinayeti sen mi işledin? Hayır hocam. Ha? Hala inkar ediyorsun da. Kurtul be Veysel. Hayır hocam. Kesinlikle hocam. Neden işledin? Kesinlikle hocam. Onu ailesi öldürdü. Sen öldürdün. Ailesi öldürdü hocam. Beni de ailem öldürdü. Artık seni Denizli. Hocam, ailem öldürdü. Ailende çok sorun yaşamışsın. Beni de ailem öldürdü. Denizli emniyeti götürüyor. İçeri geliyorum. 13 yıllık bir cinayet aydınlandı diyebiliriz. Veysel sonuna kadar inkar etmeye devam ediyor. Geliyorum içeriye arkadaşlar. Sakin olun. Geliyorum içeriye. Hep söylüyorum, bizler bir İdris Bey, sıkıntı yok. Bizler aracıyız. Ama en büyük alkışı her zaman söylüyorum. Bir sakin olun. Bizler gazeteciyiz. Bir sakin olun, alkış istemiyorum. Önce isimleri söyleyeyim. Asıl kahramanların isimlerini söyleyeyim. Denizli İl Emniyet Müdürü, beni bekleyin, Kenan Yıldız. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi Demirkaya. Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri Denizli'ye bağlı. Ve Denizli Cinayet Büro Amiri Musa Altıntaş. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı büyük bir mesaiyle bu dosyayı aydınlattılar. Onlarla beraber çalıştık. Emniyete, Denizli Emniyetine kocaman bir alkış lütfen. Kocaman bir alkış. Ve de ekibimize yeni katılan muhabirimiz Büşra Seyise ve kameramanımız Onur Aydın'a da kocaman bir alkış lütfen. Burada belli bir kıvama geldikten sonra, dün akşam bütün mesaisini yayından sonra da harcayıp bizimle birlikte, her zaman söylüyorum, güzel ekibimizin önemli bir parçası, tek yürek halinde çalıştığımız sevgili Orhan Kemik size ve haber müdürümüz Doğanay Topçu'ya da kocaman bir alkış lütfen. Tabii zor anlara, ya benim için de zor bir yayındı. Kezban nerede? Kezban da gözaltına alındı. Tamam, Kezban da gitti.
Son ana kadar inkar etti. Ablasına çok öfkeliydi. İmran, gelir misiniz lütfen? Gelin, hadi gelin aşkım. Karşıya geçin, oturun lütfen. Yardım edin. Orada şeyler var, iğneler batmasın. İmrancığım. Alsanıza. İmrancığım. Ay gel gel Hacer. Hacer ne durumda? Hacer'i bu durumda alabilir miyim ben? Ozan abi nasılsın? Ha? Bir anla ne durumda? Bir dakika bekle. Mikrofonu yok şu an. Mikrofonu yok. Hacer'e çok öfkeli. Ben getiriyorum. Bir dakika mikrofon getirin. El mikrofonu verin. Ceda oyna. Sen arkadaş. Sen kışkırttın bizim oğlan. Git kardeşim. Kim dedi? Ver bunu. Ceda'yı söyle. Kimdi? Oyna böyle şıkır şıkır oyna. Ağlama. Kimden bahsediyorsun? Amca Behçet amcaları. Senin gibi amcam yok benim. Kışkırtmış öldü kardeşini diye. Senin gibi amcam yok benim. Ben sizi çok oldum. Tur. Hadi. Sen var ya sen. Kardeşim oradan kaldır. Kim oraya gönder? Onu ortadan kaldır dedin. Ona böyle talimatlar verdi işte. Amcaları ne yaptı? Artık yaşa. Yaşa artık yaşa. Dilerim Allah'tan ömrü billah. Yatakları görürsün. Affetmeyeceğim sizi asla. Asla hakkımı helal etmeyeceğim. Zehirle zıkkım olsun değil. Zehirle zıkkım olsun. Anladın mı? Hacer oturur musun? Beni dinler misin canım benim? Gel, 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 tamam gel, gel aşkım benim. Bir yardım et aşkın, oturtalım şuraya. Gel, ben sana gel, çok teşekkür ediyorum. Ol, bence, bir dakika, bence otur bak, otur aşkın, senin elini bir öpsün, ben de bir göreyim. Ben... Çünkü senin sayende bu cinayet aydınlandı. Bir de Hacer'e kocaman bir alkış. Sizden Allah razı olsun. Rica ederim. Ay, rica ederim. Seni kaldıramam. Gerçekten Orhan Bey. Rica ederim. Hanımefendi yani amca, Büşra'dan amca, hepinizden çok teşekkür ederim. Kulaklık yok mu Mert? Nerede? Gel Mert'ciğim. Onur'dan amca, bütün ekipten. Kaldır onu demiş. Gözünüz onu da kaldır demiş. Allah öyle itiraf ediyor. Bütün senin orada. Senin bütün suçlarını söylerdi. Otur hadi otur aşkım. Otur. Senin suçlarını bütün söylerdi. Orta yerden kaldır demiş. Ulan ben onun suçlarını... Onu silahı da çarpmadım. Beni öldürmeye geldi evime. Ben ama... Ben Allah'tan korktum anca. Anca Allah'tan korktum. Ablası isyan ediyor ki Hacer Hanım'ın ablası olduğunu belirtir misiniz bir daha? Senin yüzünden senin. KJ'ye. Siz katil ettiniz. Öyle mi? Amcaları mı katil etti? Amca, beni de öldürmesi için emrettiniz.